Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Efsane bir kuzu tandır yapacağız, efsane. Böyle lime lime dökülecek. Fakat daha önceki videomda izlemişsinizdir. Kuzunun ön kolundan yapmıştık. Şimdi gerdandan yapacağız. Böyle şahane olacak ya böyle. Zaten kemiğe yakın olan et en lezzetli ettir. Yağlı et en lezzetli ettir. Bu dışı hem yağlı hem içi kemik dolu. Şahane olacak böyle. Yani böyle gerdanın içindeki böyle iliği göreceğiz piştikten sonra. Bunun için önce şöyle güzel bir dışına bir soslandıracağız, aromalandıracağız. Ondan sonra doğru fırına. Hadi bakalım başlayalım. Evet, bak şimdi. Şöyle bir kaseye, şunu şöyle kenara çekelim bir önce. Şöyle bir kasenin içine sıvı yağımızı koyuyoruz. Çiçek yağı olabilir, mısır yağı olabilir. Zeytinyağı olursa çok daha iyi olur. Fark etmez. Evde hangisi varsa. Sonra içine bak şöyle kayda tuzumuz var bak. Yoksa olmaz mı? Olur. Normal tuz atabilirsiniz. Şöyle biraz böyle iri deniz tuzu. Sonra bunun içine böyle çekilmiş, iri çekilmiş karabiber. Eğer yoksa toz karabiber koymayın bunun için arkadaşlar. İri çekilmiş karabiber. Şöyle çekelim biraz. Toz karabiber koymayın. Piştikten sonra üzerine birazcık seviyorsanız ilave edersiniz. Sonra içine şöyle 5-6 diş sarımsak. Yani bu sarımsakları ne yapıyorsunuz? Böyle atmıyorsunuz. Koyuyorsunuz şöyle. Bak. Şöyle bıçakla. Bir basmak yeterli. Patlat. Sadece patlasın yani. Bunu da içine at. Bu da tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Şöyle güzelce bir karıştırıyorsun bak. 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 Bak şöyle güzelce karıştır. Sonra şu gerdanı al. Şöyle. Şöyle önüne al. Şöyle yavaş yavaş şöyle. Şöyle. Karıştıra karıştıra şöyle tuzundan, muzundan, karabiberinden. Şöyle üzerine koy. Zaten merak etmeyin buna masaj yapacağız. Bu şimdi bir başlangıç bu. Şöyle bir hazırlayalım önce. Evet. Evet. Şöyle hepsini verelim. Ver. Tamam, şimdi şunu dışarıya alalım. Bak. Artık bunun sevgiye ihtiyacı var. Şöyle her yerine. Bak, buralarını. Şöyle her yerini güzelce un. Bakın şu etli alt kısmını. İyice. Merak etmeyin. Sarımsak aroması içine zaten pişerken bunun geçecek. Bakın şöyle iyice sevin. İyice sevin. Vaktiniz varsa bunu böylece 1-2 saat dinlendirin. Ama şart mı? Çok da şart değil. Sadece vaktiniz varsa. Zaten pişme süresi uzun olacak bunun. O yüzden diyorum vaktiniz var mı diye. Bakın. Hatta şunu bak şöyle araya sok. Şunu şu aralar varsa. Bak. Şöyle aralara ver bunu. Ver bunu. Buna masajı yap böyle güzelce. Ondan sonra bakalım. Şimdi sıra geldi sarma işlemine. Hadi bakalım. Şu elimizi bir yıkayalım. Ondan sonra şunu güzelce bir saralım. Yağlı kağıdımızı şöyle serdik arkadaşlar. Üzerine gerdanımızı koyuyoruz. Şöyle güzelce. Üzerine de şunu şöyle gezdirin. Bak ya. Şöyle. Şöyle güzelce lezzeti bırakmayalım. Bu tamam. Şunu şöyle alalım. Bakın burada bir tane püf nokta var. Bunun çok iyi sarılması gerekiyor. Hava almayacak arkadaşlar. Hava alırsa o istediğiniz o lime lime, o lokum gibi kıvamı kaybedersiniz. Hava almadan güzelce önce buna saracağız. Sonra alüminyum folyoya. Neden? Önce buna. Çünkü alüminyum folyonun zararlarından olabildiğince en aza indirmeye çalışıyoruz. O yüzden önce iyice bir yağlı kağıda saralım. Şöyle şunu. Şimdi şuradan bir yağlı kağıt daha alalım. Şöyle kapatalım.
Evet, bu iki tane kırmızı şimdi yeterince gördü. Şimdi alalım şu alüminyum folyomuzu. Şimdi şöyle ortada koyduk bak. Şurasını kapattım bak. Bak önce bak. Sarma tekniği de önemli arkadaşlar bakın. Sonra şunu şurada şurayı da kapatarak burası burası şöyle getirin. Sonra şuraları şöyle önce ilk turda kapatın. Şimdi tamam. Tepsimizi alıyoruz. Şöyle bakın. Etli kısmı alta gelecek şekilde tepsinin şöyle ortasına güzelce bırakıyoruz. Şimdi önemli kısım ne kadar pişecek? Arkadaşlar bu 3 saat pişecek. İlk 1 saati 220 derecede. Ondan sonra dereceyi 180'e alın. 2 saat daha pişirin. İlk 1 saati 220 derece, geri kalan 2 saati 180 derecede. Ondan sonra fırının ağzını hiç açmayın. Bir yarım saatte o şekilde dinlenecek. Yarım saatte o şekilde dinlendikten sonra alın. Misafirlerinize, kendinize, sevgilinize, eşinize müthiş bir akşam yemeği çıkacak. Hadi bakalım fırına atalım. Evet arkadaşlar, sürenin sonuna geldik. Sıra geldi bu müthiş lezzetin tadına bakacağız. Öncelikle şöyle bir açalım bakalım. Son yarım saattir de fırında dinleniyor. Bakalım nasıl olmuş bizim lokum. Bak. Heyecana bak, heyecana. Bak. Of. 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 Of diyorum. Şunu şöyle güzel bir tabağa alalım. Sonra bakın sunum nasıl hazırlanır size göstereceğim. Tabağı aldım. Bakın çok sıcak şu an. Şöyle bıçakla, bıçak yardımıyla açalım. Bıçak olmayacak. Bir çatal alalım. Evet, çatal yardımıyla şöyle açalım. Bakın, bakalım siz kemikler. Kemikler çıkmış. Çok sıcak ilimi diyemiyorum. Bakın, işte bu. İşte bu. Açalım. Sıra geldi kemiklere. Evet. Şu kemik şuraya bırakalım. Şu kemik şuraya bırakalım. Sıra geldi. Birazcık şöyle tuz, karabiber atalım. Şu elimizi silelim. Biraz karabiber, çekme karabiber, biraz da şöyle yazdan dal dal kuruttuğumuz kekik. Bak böyle daha kekiği dal dal kuruttuk. Bunun aromasını katmak için şöyle bakın. Hafif üfeliyorsunuz. Bir de şöyle bir tadına bakalım bir. Şuradan bir parça aldım. Lokum mübarek ya, lokum. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.